hanımlar, beyler günaydın. Efendim bugün 16 Kasım Cumartesi sağlığını özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve en güncel bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz efendim. Değerli izleyiciler, Sağlık Merkezi'nde ilk bölümde anne baba olmak isteyenler, bu özlemi yaşayanlar için tüp bebek tedavisinde başarıyı ne artırıyor da tedavinin sonucunda evinizde kucağınızda bir bebekle evinize gidebiliyorsunuz. Bütün bunları konuşacağız. Yenilikleri de ekleyeceğiz keza. Kiminle konuşacağız? Efendim kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı doçent doktor Özkan Özdamar'la. İkinci bölümde ise diz ağrılarını, menisküsü, diz kireçlenmelerini, protez cerrahisini hatta dize uygulanan bir takım konservatif tedavileri konuşacağız. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Sinan Karaoğlu bizlerle olacak. Dolu dolu içeriğimize başlıyoruz. 50 dakika sizlerleyiz. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa şayet. Yanına Tek Doz Sağlık Merkezi bendenizden size ikram olacak. Buyursunlar, başlıyoruz. Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran yöntemler neler? Başarısız tüp bebek denemesi neden oluyor? Tüp bebek tedavisi kaç kez tekrarlanabilir? Tüp bebek uzmanı doçent doktor Özkan Özdamar sağlık merkezinde sorularımıza cevap veriyor. Evet sevgili seyircilerimiz, yeniden günaydın diyoruz. Sağlık Merkezi başlıyor. İlk bölümde anne baba olmak isteyenler, torun torba sahibi olmak isteyenler, genelde yayınlarımızı onlar da arıyorlar. Tüp bebek tedavisinde acaba nasıl başarı artar? Hangi teknikler var günümüzde? Bunları konuşacağız. Memorial Bahçeli Evler Hastanesi'nin tüp bebek merkezinden doçent doktor Özkan Özdamar bizlerle olacak. Efendim her zaman olduğu gibi yayınımızı arayabilirsiniz. 0530 040 70 05 ve 06 telefonlarımız. Bakalım Türkiye'nin hangi illeri bu sabah bize canlı yayından günaydın diyecek ve sorularını yöneltecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi tüp bebek tedavisi bizim sevdiğimiz konulardan biri. Evet. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü birkaç yıl önce bir rapor yayınladı ve şöyle bir veri var. Diyor ki 2030-35 yıllarında artık her iki doğumdan biri ya da gebelikten biri tüp bebek infertilite tedavisiyle olacak. Şimdi burada aslında düşündüren şu, dünyadaki sağlık sorunları arasında zannediyorum en önemli ilk beşe kısırlık da yerleşti. Doğru mu hocam? Doğru. Kısırlık sıklık olarak baktığımız zaman giderek sıklığı artan bir durum haline geldi. Gelişmiş ülkelerde özellikle çok fazlasıyla görüyoruz bu kısırlığın artışını. Tabii dediğiniz gibi yani bir takım merkezler, bir takım otörler tarafından da giderek artan sayıda tüp bebek yapılması ve tüp bebek ile dünyaya gelmiş çocuğun olmasını bekliyoruz aslında bakarsanız. Peki şimdi hocam kısırlığın sebebini falan çok konuşuyorum yayında, onları sormayacağım. Şimdi tüp bebek tedavisinde artık mikro enjeksiyon denilen yöntem kullanılırken protokoller de zaman içinde değişti. İşte doğal tüp bebek deniliyor, ilaçsız tüp bebek deniliyor. Yanı sıra teknoloji de, o laboratuvar orası da çok değişti. Çok fazla yeni cihaz piyasaya sunuldu ve anne baba olmak isteyenlerin birçoğunun bu teknikler ve protokollerle umutları arttı. Şimdi başarı dersem, başarılı bir tüp bebek denemesi için anne baba adayına ait kriterler neler? Bir de merkezin ekibi, ekipmanı, bunlar da önemli. Çok, kesinlikle öyle. Şimdi tüp bebekte başarı dediğimiz zaman en önemli karşımıza çıkan kriter, faktör kadının yaşı. Biliyorsunuz ki kadınlar dünyaya yumurtalıklarında belli sayıda yumurta ile dünyaya geliyorlar. Ve her adet döneminde, her ay bunlardan bir kısmı tüketilerek devam ediyorlar yaşamlarına. Yaklaşık olarak bir kız bebek dünyaya 400 bin yumurtalığında toplamda yumurtayla dünyaya geliyor. Ve her ay bunların bir kısmını biliyorsunuz ki adet dönemiyle beraber tüketiyoruz.
Tabii kadının yaşı ilerledikçe yumurtalıklarında kalan bu yumurtaların sayısı ve kalitesi de azalmakta. Hmm. Kaliteyle kastettiğimiz aslında bunların sağlıklı bir bebekle sonuçlanma durumu. Yani rahim içerisinde tutunması, bunun bir embriyoyla sonuçlanması gerek kendiliğinden gerekse tüp bebekle birlikte. Kadın yaşı ilerlediğinde şunu biliyoruz. Hem kendiliğinden hem de yapılacak bir tüp bebek tedavisi sonrasında gebe kalabilirlik oranları ne yazık ki düşmekte. Özellikle de 37-38 yaşını geçtikten sonra oranlar azalmakta ama 42-43 yaşından sonra çok dramatik azalmalar olmakta. Zaten 43 yaşından sonra bir kadının kendi kendine gebe kalma ihtimali hiç mi yok? Hiç yok diyemeyiz tabii ki. Hani görüyoruz yani hasta bazen evet, kendiliğinden bazen oluyor böyle oluyor. Örnekler tabii biz de görüyoruz. Oluyor. Yani çünkü herkes aynı değil. Hı hı. Ama bu oranlar oldukça düşük, onu söylemek gerekiyor. Şimdi şunu soracağım hocam. O oranları biraz daha akılda kalsın diye hanımlar bakın bu çok önemli. 20-30 bandındaki gebelik oranı soracağım. Hem tedaviyle hem spontan. 30-40 bandındaki hem tedaviyle hem spontan ve 40-50 bandındaki eğer menopoza henüz girmediyse tabii hanımefendiler. Bunu bir ayırt edelim mi? Tabii ki. Yani şöyle dediğiniz gibi 20-30 yaş grubunda bir kadının kendiliğinden gebe kalma ihtimali her aslına bakarsanız şöyle her bir adet dönemi için konuşacak olursak yaklaşık %8-10 civarındadır aslına bakarsanız tek başına. Ama bu yaş grubunda bir kadına eğer iyi kaliteli bir embriyo verdiğiniz zaman yani tüp bebek yapıp iyi kaliteli bir embriyo elde ettik ve bunu rahim içerisine yerleştirdik. Oranlarımız yaklaşık olarak %50-60, %55-60'lar hatta seviyesine kadar yükselmekte. 20-30 yaş bandında. Tabii 20-30 yaş bandında. 30-40 yaş aralığına geldiğimiz zaman olay biraz daha farklılaşmakta. Yani 30-40 yaşı da aslında kendi içerisinde ayırmak lazım. Yani çünkü 32 yaşındaki bir kadınla yani 39-40 yaşındaki yani o bahsettiğimiz aralığın ucunda başındaki ve sonundaki yaş grupları birbirinden biraz daha farklı olmakla beraber hani bir ortalama verecek olur isek eğer yine tüp bebekle de %40'lar %35'ler 40'lar seviyesinde bir başarı söz konusu. Hı hı. Ama iş 40'ın üzerine çıktığı zaman hele hele dediğim gibi 43'ün 42'nin üzerine çıktığımız zaman oranlar tüp bebekle beraber oranlar %15'lere kadar gerilemekte ne yazık ki. Çünkü dediğimiz gibi burada yaş faktörü en önemli kriterimiz. Hı hı. Başka tabii ki faktörler de var. Yani etkileyen başka hem kadına ait hem erkeğe ait faktörler de var. Ama yaşın ilerlemesiyle beraber şunu bilmek gerekiyor ki başarı oranlarımız ne yazık ki düşmekte. Şimdi biz sokakta sorduk. Dedik ki tüp bebek tedavisiyle bir hanım size göre kaç yaşına kadar anne olabilir? İlginç cevaplar var. Bir de beyefendilerin şöyle bir tezi var. Hani beyefendiler evliliğe ayak direyip ya tüp bebek tedavisi ver canım çocuk sahibi oluruz dedikleri için evet. Bu hakikaten ilginç haberler de zaman zaman basına yansıyor. İzleyin bakalım bu konuda vatandaşımızın kanaati ne? Bebek tedavisinde en son hangi yaşta çocuk sahibi olabiliriz? En son. Hiçbir bilgim yok. Şu an karar veremiyorum. Herhalde 40 yaşından sonra olmaz. 35-40 arasıdır değil mi? Kadınlarda her yaş kalabilir. Çünkü Amerika'daki profesörler, İngiltere'deki profesörler hepsi açıklama yaptı. 90 yaşındaki bir kadın bile hamile kalabilir tüp bebekle. 40 üzeri mi acaba? Olabilir. 40'tan sonra. 40 sanıyorum ben. 40-45 çünkü bundan önce benim dayımın eşi vardı. 50'yi geçkindi. Öyle bir şey olamaz dedi doktor. Herhalde 50'den sonradır. 50 yaşından sonra düşüktür şansı. Normal 40'a kadar. Ama 40'tan sonra 50 tehlikeli bence. Yani hiçbir tahminim yok ama 40 mı? 30 diye biliyorum. Yani 45. Olabilir 40-45 ama tabii daha erken olursa daha iyi olur. Hangi yaş aralığı? Herhalde 40'tan sonradır. Yani 40'ından sonra diyeyim 40'la 60 arası. Şimdi hocam ilginç cevaplar var. Evet.
Değil mi? Kamuoyunun kafası şundan karışıyor. Zaman zaman haberler çıkıyor ki yurt dışından da. İşte Hindistan'da 62 yaşında anne oldu. Japonya'da bilmem ne oldu. Şimdi mantık olarak orada aslında kendi yumurtanızla yapma şansınız bildiğim kadarıyla sıfır zaten. Sıfır, evet. Bu haberler kamuoyunu yanıltıyor ama son yıllarda yumurta dondurarak 50 yaş bandının üzerinde de anne olanlar var. Yumurtalarını dondurmak suretiyle. Evet. Yani gebelik ertelenebiliyor zannediyorum. Doğrudur. Şimdi yumurta dondurma dediğimiz olay bizim tabii en önemli yeniliklerden bir tanesi bizim için tüp bebekte. Yumurta dondurma farklı nedenlere bağlı olarak yapılabiliyor ama tamamen bahsettiğiniz gibi yani günümüzde anne olma yaşının biraz ötelenmesi ki bunun içerisinde pek çok faktör var. Çalışma durumları ya da mesleksel nedenlerden dolayı kadınlar artık anne olma yaşını biraz daha öteliyorlar. Buna bağlı olarak acaba çocuk sahibi ileride olamayabilir miyim? Yani çocuk sahibi olmak istediğimde çocuk sahibi olamayabilir miyim diyen kadınlar dediğiniz gibi yumurtalıklarından yumurta toplatarak bunu dondurabiliyorlar. Evet aynen dediğiniz gibi bunu belli bir süre saklıyoruz ve daha sonra kadınlar istedikleri vakit kendilerini anneliğe hazır hissettikleri vakit bununla birlikte gebe kalma şansımız var. Ama tabii ki yumurta dondurmanın tek gerekçesi bu değil. Başka bir takım nedenlere bağlı olarak da yapılmakta bu. Özellikle de kanser tanısı konmuş kadınlarda ve eğer yapılacak olan tedavi gerek cerrahi tedaviler gerek ilaç tedavileri veya radyoterapiler pelvik bölgeye yapılacak radyoterapiler yumurtalık rezervini yani yumurtanın içerisinde yumurtalığın içerisinde bulunan yumurta yapılarını ciddi oranda azaltmakta. Ve bu riskle karşı karşıya olan kadınların tedaviye başlamadan önce yumurtalarını dondurmalarını biz tavsiye ediyoruz, hastalarımıza öneriyoruz. Bunlarla beraber ilerleyen yaşlarda anne olmak mümkün. Dolayısıyla da dediğiniz gibi annelik yaşını ötelemek mümkün. Böylelikle de ileri yaşlarda kadınlar kendi yumurtalarıyla yine gebe kalabiliyorlar. Evet, benim kulaklığım çıktı. Onu bir yandan takmaya çalışırken reciyi duyamıyorum. Bilginiz olsun. Ben kulaklığımı takmaya çalışırken sorumu soracağım. Çok doğal bir sunucuyum. Çok nature. Hocam şimdi embriyo. Kaliteli embriyodan bahsettiniz ki gebeliği en çok etkileyen durumlardan biri çok, bu. Evet. Yüzde kaç etkiliyor kaliteli embriyo? Tabii rahmin yapısı, anatomik problemler bunlar da etkiliyor ama sağlıklı bir gebeliğin oluşması için yüzde kaç etkiliyor? Şimdi embriyo çok önemli bir faktör bizim için. Yani tamamıyla sağlıklı olan bir rahim içerisine koyduğunuz iyi bir embriyo, iyi kaliteli dediğimiz embriyo gebelikle çok birebir ilişkili bir durum. Kaliteyle kastettiğimiz aslına bakarsanız bizim embriyoyu gelişimi esnasında mikroskop altında incelememiz ve bunu yapısal bir takım özelliklerinden onun kaliteli olduğunu değerlendirme şansımız var. Bu birincisi. Yani bugüne kadar da en çok yapılan hemen hemen tüm embriyolarda uyguladığımız değerlendirme yöntemi morfolojik değerlendirme. Biz embriyoyu yapısına, dış görüntüsüne, hücre sayısına, içerdiği hücre sayısına, bu hücrelerin bölünme hızına, ve bir takım başka içerdiği yapısal özelliklerine bakarak kalitelidir. İşte veya bu kalitelerinin derecelendirmesi var. Bu şekilde derecelendirebiliyoruz ama bunun çok ciddi oranda etkilediğini söylemem gerekiyor. Artı embriyo üzerinde tabii artık günümüzde biliyorsunuz ki genetik inceleme yapma şansımız da var. Evet. Yani embriyonun kromozomal yapısını bilme şansımız var. Bunu hem bir takım endikasyonlarla, bir takım gerekçelerle, örneğin tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda veya ardışık düşükleri olan hastalarda, tekrarlayan düşükleri olan hastalarda veya ileri anne yaşı sebebiyle düşük başarı olabileceğini öngördüğümüz hastalarda yapabiliyoruz. Bu birincisi. İkincisi de ailesel genetik geçiş gösteren, bilindik bir hastalığı olan hastalarda bu hastalığın embriyolar arasındaki tanısını koymak ve bunun hastalığın bulunmadığı sağlıklı tırnak içinde de temiz embriyoyu seçerek annenin rahmine yerleştirmek maksadıyla bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla özetleyecek olursak embriyoyu biz hem morfolojik olarak değerlendirebiliyoruz, yapısal olarak değerlendirebiliyoruz hem de
genetik olarak değerlendirebiliyoruz. Ama tabii ki şunun altında çizmek gerekiyor. Evet, genetik değerlendirme bize embriyonun kromozom yapısı veya bir takım gen haritalarıyla ilgili bilgiler verebiliyor. Ama tabii ki bunun ekstra hastamız için bir hem psikolojik olarak hem de maddi olarak bir yükü tabii ki kaçınılmaz olarak oluyor. Bir telefon alayım. Tabii. Malatya'dan, benim memleketimden efendim, arıyor bir izleyicimiz. Günaydın. Günaydın. Malatyalıyım ben de. Memleketimden, evet, arıyorsunuz. Malatya'da arıyorum, evet. Evet, iyi yapıyorsunuz. Buyurun, sorunuzu alayım. Vallahi hanımın 10 senedir ameliyat olmuş, çocuk yere alınmış. Yalnız bir yumurtası duruyor. Evet. 10 sene önce acaba ne ameliyat oldu hanımefendi? He? 10 sene önce eşiniz ne ameliyatı oldu? Çocuk doğum yerini almış. Çocuk doğum yeri rahim mi? Rahimini almış ya. Rahim ameliyatı oldu. Yumurtaları duruyor. Doğru mu? Bir tanesi duruyor. Bir tanesi alınmış. Ama rahmin tamamı alındı mı, onu anlayamadık. Rahim ameliyatı olmuş herhalde, evet, ama tamamı alınmamış anladığım kadarıyla. He? Siz eşinize verin, eşiniz söylesin. Eşinize verin telefonu. Ya sesin bir şey olmuyor. Hanım. Ha, merhaba hanımefendiciğim. Merhaba. Buyurun, sorunuzu sorun lütfen. Rahminizden ameliyat mı oldunuz siz? Rahim alındı. Tamam, çocuğumuz yok, yumurtalıklarımız duruyor. Çocuk yoktur. 20 yıla yakın evliyim. Rahim alındı, bir yumurta duruyor. Çocuk olmaz diyorum. Bu da diyor ki illa olur diyor. Rahim hiç yok, öyle mi? Yok, rahim yoktur. Peki, yok. Peki sorayım hocama. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sizden de efendim. Hoşçakalın. Buyurun hocam. Şimdi rahim beyefendi yok. Çocuk istiyor. Evet, şimdi rahim yok. Sonuç itibariyle hani hastamızın bir yumurtalığı var. Diğer yumurtalık yok. Yumurtalık, kalan yumurtalık içerisinde evet yumurta hücreleri var ama bizim onu bir embriyo haline getirip daha sonra içerisine yerleştireceğimiz rahimin olmaması durumunda hastamız ne yazık ki yani çocuk sahibi olma şansı bulunmamakta. Çünkü dediğimiz gibi sağlıklı bir gebeliği elde edebilmek için anatomik olarak olmazsa olmaz organımız gebeliğin içerisinde büyüdüğü, geliştiği rahim, uterus. Dolayısıyla bunun olmadığı durumlarda çocuk sahibi olma şansımız ne yazık ki bulunmuyor. Şimdi rahimden gidelim o zaman. Biz dedik ki sağlıklı bir embriyo gebelikte tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran en önemli kriterlerden biri. Kesinlikle, evet. Ama bir de rahimin anatomisi de önemli. Çok. Değil mi? Tabii, kesinlikle. Şimdi biz tedaviye başlamadan önce yani hastayla görüşürken zaten en baştan itibaren hastayı değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmenin içerisinde olmazsa olmaz değerlendirmelerden bir tanesi anatomik değerlendirme. Evet. Bu anatomide en önemli değerlendirdiğimiz organlardan bir tanesi tabii ki rahim. Hı hı. Rahimi değerlendiriyoruz ve tüplerin rahime bağlı olarak bulunan tüplerin açıklığını değerlendiriyoruz. Rahimin dediğiniz gibi anatomik olarak normal olması bizim için gebeliğin hem oluşumu hem de bu gebeliğin devamı sağlıklı bir bebek ile sonuçlanmasıyla çok ilişkili. Çünkü bizim hedefimiz aslında hani baktığınızda total tüm bir tüp bebek sürecine baktığınızda evet sağlıklı bebeği hastamızın çiftlerin kucağına alması, bebekle eve gitmesi. Dolayısıyla rahimin burada anatomisi çok çok önemli. Doğuştan olabildiği gibi sonradan ortaya çıkan bir takım rahim anormallikleri hem gebeliğin oluşumunda hem de gebeliğin devamında negatif yönde etkili olabilir. Özellikle rahimin doğuştan bazı anormallikleri var ki biz en sık rahim içi perdeyi görüyoruz. Rahim içi perdelerin dışında rahimin doğuştan olarak çift başlı olması. Tavşan rahim diyorsunuz. Evet, tavşan rahim diyoruz. Veya komple iki rahim şeklinde, iki ayrı rahim şeklinde olması söz konusu olabilir. Çünkü anne karnındaki bir kız bebeğin rahimi aslında iki ayrı parça halinde olmakta ve bunlar daha dünyaya gelmeden kız bebekler bunlar birleşmekte, orta hatta birleşmekte ve rahim öyle oluşmakta. Ama bazen bu birleşme sürecinde bir takım hatalar ortaya çıkmakta ve bu hatalara bağlı olarak da rahimde doğumsal bazı anormallikler var. Ama bunlar tek gerekçe değil, rahimle ilgili tek sebep değil bunlar. Rahimin daha sonradan ortaya çıkan polip gibi, miyom gibi bazı oluşumlar sebebiyle normal anatomik yapısının özellikle rahim iç boşluğunu etkiliyor ise bunlar polipler ve miyomlar o zaman gebelik açısından negatif sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.
Bunlar özellikle de büyük çaplara ulaştığında, özellikle miyomlar rahimin iç tabakasına doğru ilerleyerek büyük çaplara ulaştığında gebelik sonuçlarımızı negatif yönde etkileyebiliyor. Bir nokta daha var yine rahimle ilgili. Tabii tüp bebek, ardışık tüp bebek uygulamalarında biz bazen şunu görüyoruz. Yani hasta gebe kalabiliyor ama daha sonrasında düşük yapıyor. Bu düşüklere bağlı olarak da bazen rahim içerisine bazı uygulamalar veya girişimler yapmamız gerekebiliyor, kürtajlar. Bu kürtajlardan sonra da rahim içini temizleme işlemlerinden sonra da bazen rahimin içerisinde kısmi veya nadiren komple tamamıyla rahim duvarının, rahim iç zarının kapandığı yapışıklıkları görebiliyoruz. Bunlar da tabii ki negatif etkiye sahip gebelik sonuçları açısından. Ama neyse ki günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bunları cerrahi olarak düzeltme şansına sahibiz. Yapışıklıkları açabiliyoruz, miyomları temizleyebiliyoruz, polibi alabiliyoruz. Bunları yapabiliyoruz ve bu hastalarımızın çok yüz güldürücü gebelik sonuçları elde ettiğimiz oluyor. Şimdi İzmir'den bir beyefendi hattımızdaymış. Efendim günaydın. Günaydınlar efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz, buyurun beyefendi. Şimdi yaklaşık 2 ay önce falan biz embriyo dondurma işlemi yaptık hastanede. Bizim işte benim böbrek nakli oldum. Böbrek nakli olduğum için bir süre sonra işte sperm kalitemde problemler oldu. Sperm sayımda bir problem oldu. Bu probleme bize biz üroloğa danıştığımızda ben merkezli bir sağlık sorunu olduğunu... Beyefendi çok özür diliyorum. Telefonu çok ağzınıza mı yaklaştırıyorsunuz? Ses patlıyor ve biz algılayamıyoruz. Siz böbrek nakli oldunuz. 2,5 ay önce embriyo dondurdunuz. Doğru mu? Şimdi bu embriyoyu hemen transfer etmediler. Dediler ki işte 2,5 ay sonra transferini yapacağız. Neden böyle bir şey söylediler? Bir de dondurulmuş embriyonun transferi de başarı oranı daha yüksek. Böyle bir cümleyle karşılaştık. Bu doğru mudur, nedir, onu öğrenmek istedim. Evet, o soruyu biz de çok soruyoruz yayınlarda. Geçmiş olsun, inşallah bir an önce evlat sahibi olursunuz. Hoşçakalın. Şimdi hocam, bu dondurulmuş embriyonun çözülmesinden sonra elde edilecek gebelik daha başarılı denir. Ama şimdi izleyici bu konuda hep tereddütte. Nasıl oluyor yani, tazeyken olmuyor da dondurulup çözülünce mi oluyor? Evet. Şimdi oradan bir başlayalım. Evet, bu bize de çok gelen bir soru aslına bakarsanız. Bilimsel camiada da bu konu biraz tartışmalı bir konu. Bir kere şunu anlamak lazım. Niye biz embriyoyu donduruyoruz? Yani tüp bebek sürecine başladık. Neden o embriyoyu dondurma gereksinimi duyalım? Bunun bir takım sebepleri var. En çok uyguladığımız gerekçe tüp bebekte dondurmak için rahim içinin o ay embriyonun, oluşacak olan embriyonun yerleşimine uygun olmadığını öngördüğümüz durumlar aslına bakarsanız. Bu durumlar neler? Ya hastamız, kadın hasta bazen çok yumurtalıkları aşırı yanıt veriyor. Dolayısıyla ona bir ilave olarak bir gebeliğin o ayda oluşması, yumurtalıkların aşırı uyarımı sendromu dediğimiz ovaryen hiperstimülasyon sendromuyla karşılaşmasını istemediğimiz durumlar olabiliyor. Veya tedavi sürecinde, tüp bebek tedavi sürecinde hormonlar, kadının hormonları eğer istediğimiz seviyelerin dışına çıkıyorsa, özellikle progesteron seviyesi belli limitlerin üstüne çıkıyorsa, bunun biz bilimsel çalışmalardan biliyoruz ki gebelik sonuçları üzerinde negatif etkileri var. Dolayısıyla o ayda da yine embriyonun transfer edilmesini istemiyoruz. Bu tür durumlarda genellikle embriyoyu dondurmak istiyoruz. Ve embriyoyu dondurarak rahimi biraz dinlenmeye aslında bırakıyoruz. Yani tabiri caizse rahimi dinlendiriyoruz. Hem hormon seviyelerinin biraz daha normale gelmesini bekliyoruz, hem de bu bahsettiğim gibi yumurtalıklar büyüyor çünkü tedavi sürecinde. Yumurtalıkların biraz daha küçülmesini, normale dönmesini ve yumurtalıkların aşırı uyarımı sendromu ihtimalinin azalmasını, ortadan kalkmasını bekliyoruz. Bu gebeliklerin özellikle de eğer yumurtalıkları aşırı cevap vermiş kadın grubunu ele alacak olur isek tabii ki gebelik sonuçları daha iyi. Ama bu tür bir riski olmayan hastalarda, yani yumurtalıkları normal yanıt veren veya normalden daha az yanıt veren kadın grubunda şu an elimizdeki bilgilere, elimizdeki çalışma sonuçlarına bakacak olursak sonuçları taze embriyo transferiyle aynı. Ama yumurtalıkları aşırı yanıt verme ihtimali olan veya aşırı yanıt veren veya hormonal dengesinde istemediğimiz sonuçlar elde ettiğimiz kadınlarda biz yumurtayı, embriyoyu donduruyoruz. Ama beyefendi dedi ki ben böbrek nakli oldum. 2,5-3 ay sonra dediler. Evet. Onunla alakası ne? Şöyle aslında böbrek naklinde hasta, yani erkek çiftin
alacağı ilaçların aslında sperm kalitesi üzerinde bir etkisi olabilir. Ama onun dışında kadın sağlığı üzerinde herhangi bir, ya da kadının embriyonun gidişatı üzerinde herhangi bir etkisi yok. Psikolojik belki psikolojik olarak hazır olmayabilirler diye düşünmüş olabilirler. Ondan dolayı olabilir. Yorucu bir süreç kesinlikle, orada. Kesinlikle. Hatay'dan bir beyefendi hattımızdaymış. Günaydın efendim. Günaydın. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Buyurun sorunuzu alalım. Çok güzel bir program. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Buyurun. Bizim iki tane kızımız oldu. Allah bağışlasın. Sonra 17 sene sonra üçüncüsü oldu. Ama bu Türk bebekle oldu. Çok da başarılı oldu. Çok güzel. Şu anda çocuğumuz bir ay sonra 2 yaşına girecek. Allah bağışlasın. Bizim iki tane embriyomuz var şu anda. Onları biz ne zaman kullanabiliriz? Hocamıza bunu sorabilir miyiz? Yani en uygun zamanı ne zamandır? Eşim de biraz böyle diyabet hastası biraz. Şu anda sağlığı yerinde iyi ama bu konuda ne tavsiye edersiniz? Yani sizin 3 evladınız var. Efendim 3 evladınız var. 2 embriyonuz duruyor. Doğru mu? Evet. Hanımefendinin şu an yaşı kaç? Şu an yaşı 42. 42. Diyabeti var. Başka bir durum yok. Yok. Başka bir durum yok. Peki. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Herhalde beyefendi çocuğu beşleyecek kararla. Evet, öyle bir karar var gibi gözüküyor. Şimdi 3 tane çocuk var. Yaşayan çocuğumuz var şu anda anladığım kadarıyla. 2 tane de dondurulmuş embriyo var. Duruyor. Ben çok net duyamadığım için soruyorum tekrar. Hanımefendi 42 yaşında biraz 42 yaşında. Diyabet hastalığı da evet, var. Evet. Mesela bu aile 2 embriyoyu aynı anda koyup herhalde, değil mi rahme? Evet, rahim İki içerisine çocuk koyabiliriz. Sahip olabilirler. Tabii ki olabilir. Yani hani buna bir engel yok. Biz genellikle uygulamamız tek embriyo transferidir. Ama tabii ki iki embriyo transferini yapıyoruz. Yaşı 35'i geçmiş hastalarda veya iki veya daha fazla başarısız tüp bebek uygulaması olan hastalarda iki embriyo yerleştirme şansımız olabiliyor. Ama ikiz gebelik bizim çok istediğimiz bir durum değil. 42 ikiz yaşında. İkiz gebelikler. Özellikle ileri yaşlarda. Bir de kaç yıl saklayabiliriz diye sordu beyefendi. Şöyle belli aslında bunun teorik olarak ya da hani uygulama olarak baktığınızda herhangi bir üst sınırı yok aslına bakarsanız. Ama belli izinler dahilinde uzatılmak kaydıyla bunlar 5 yıl kadar süreyle saklama şansımız var bunları yapıldıktan sonra, dondurulduktan sonra. Atıyorum bunlar. Ben 5 yıl değil 15 yıl sakladım. Bunlar belli izinlere tabi, yani süreniz dolduktan sonra. Bozulur mu kimyası, efendim? O DNA yapısı embriyonun? Yok, bunlarla ilgili yani bu sıkıntı yok, hiçbir orada sorun yok aslına bakarsanız. Tamamen yönetmeliklerle ilgili bir durum. Ama isterseniz bunu çok daha uzun sürelerde saklayabilirsiniz. Tıpkı hani bir derin dondurucuya koyduğunuz bir ürünün orada uzun süre kalabiliyor olması, bozulmaksızın kalabiliyor olması gibi. Ki çok düşük sıcaklıklarda bunlar korunduğu için orada şu anki bilgilerimize göre DNA yapısında veya morfolojik olarak bu embriyoların herhangi bir negatif etkiyle karşılaşması şu an için bildiğimiz kadarıyla söz konusu değil. Peki hocam, son bir soru soracağım şimdi size. Tüp bebek tedavisinde artık yani başarı mümkün değil. Yahu siz artık denemeyin. Ki bunu söylemek çok kolay değil. Evet, kolay değil, zor bir şey. Bunu söylediğiniz bir hasta grubu da mutlaka var. Evet. Kimler onlar? Şimdi en başta da dediğimiz gibi yani kadının yumurtalık rezervi bizim için çok önemli. Kadın adet görüyor olmasa yumurtalarının sağlıklı olduğu ve gebelik üreteceği anlamına gelmiyor. Yok, ama gelme. Değil mi? Her zaman gelmiyor. Herkes öyle zannediyor. Yok, her zaman onu öyle olmuyor. Tamam. Çünkü şunu biliyoruz, yani biz adet görebilmek için bir tane yumurtanın olması, o yumurtanın yumurta yapısının hormon üretiyor olması aslına bakarsanız yeterli. Dolayısıyla ben düzenli adet görüyorum, benim adetim hiç sekmiyor demek, ben çok çocuk sahibi olacağım rahat bir şekilde anlamına gelmiyor. Yumurtalık rezervi çok çok önemli. Yumurtalık rezerv belirteçleri, ki bunu ultrasonda değerlendirebiliriz veya kanda aldığımız, işte çok popüler AMH dediğimiz veya antimüllerian hormon olarak ifade ettiğimiz değerlerde gerçekten çok düşük ise bu değerler, bu hastalarımızın ne yazık ki gebe kalma şansları çok düşük. Bir diğer grupta yine erkek açısından hem semende bazen sperm hücresi bulamıyoruz. Bunlarda mikro TSE dediğimiz yöntemle testis dokusu içerisinde biz sperm arıyoruz ama bir grup hasta var ki bunlarda canlı gebelikle sonuçlanabilecek spermle karşılaşamayabiliyoruz. Bu hastaların da ne yazık ki çocuk sahibi olma şansları yok diyebiliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Var olun efendim. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, birazdan Profesör Doktor Sinan Karaoğlu bizlerle olacak. Dizleri ağrıyanlar, ağrıdan şu saatlerde dizlerini ovalayanlar. Mutlaka bizi izleyin. Bizden ayrılmayın. Diz ağrıları neden olur? Çocuklarda diz ağrısının sebebi nedir? Menisküs ve bağ yaralanmaları önlenebilir mi? Diz kireçlenmesi önlenebilir bir durum mu? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Sinan Karaoğlu sağlık merkezinde sorularımızı cevaplıyor. Evet sevgili seyircilerimiz, 7'den 77'ye belki de hepimizde olan bir problemi konuşacağız. Diz ağrıları, sebepleri, tanı ve tedavisi ve tedavisindeki yenilikleri. Çok değerli uzmanımız Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Sinan Karaoğlu olacak. Ekranda gördüğünüz numaralardan özellikle diz problemi yaşayanlar bizleri arayabilir ve cevaplarını canlı yayında alabilirler. Alamazlarsa da mutlaka sonra cevaplanacak değerli izleyiciler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Her şey yolunda ümit ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi kış geldi artık, yavaş yavaş geliyor herhalde bu Kayseri, kar, kayak merkezleri. Sizin poliklinik herhalde en yoğun yerdir değil mi? Evet, genellikle öyle biliniyor ama bizim yazında, kışında bir takım böyle pik yapan, sıklaşan problemlerimiz var. Onun için genelde ortalamamız aynı gidiyor. Ama hani türü değişiyor. İşte bahsettiğiniz gibi kışın kayak yaralanmaları olurken yazın trafik kazaları, işte bağ da iş kazaları gibi şeyler yoğunlaşıyor tabii. Şimdi hocam bu dizlerimiz hakikaten bütün vücudun yükünü taşıdığı için çok sık problem yaşadığımız doğru eklemler. Evet. Değil mi? Evet, gerçekten en büyük sebeplerden bir tanesi, yani diz problemlerini sık yaşamamızın en büyük sebeplerden bir tanesi yük taşıyor olması. Ve herhalde kilo aldıkça, yük bindikçe evet, problem biraz daha artıyor ilerleyen zamanda. Uzun yıllar idare ediyoruz ama belli bir zaman sonra o işte kilonun veya üstünde taşıdığı yükün acısı sonradan çıkıyor öyle diyelim. Yani yoksa genç yaşta kilonun çok büyük bir problemini görmüyoruz. Ama sonrayı düşünerek baştan önlemini almak lazım. Çünkü o kiloya bağlı olan problemler yaşla da zamanla da artış gösteriyor. İkisi birleştiği zaman işte biraz sonra daha derinine ineceğimiz işte halk arasında diz kireçlenmesi diye bilinen ama dejeneratif artrit. Yani aslında ben Türkçesinin daha doğru bir kelime olarak yani dizin yıpranması, eklemin yıpranması olduğunu söylüyorum her zaman. Hastalarıma da öyle anlatıyorum. Çünkü dejeneratif artrit dediğimiz hastalığın tam Türkçesi eklemin yıpranması. Yaşlanması bir yerde. Çünkü kireçleme deyince hani daha da detaya gireceğiz inşallah vakit buldukça ama insanların aklında dizimin içinde kireç var gibi bir şey. Sanki çaydanlığın içindeki kireç birikmiş gibi bir imaj oluşuyor. Ona bağlı olarak da tabii daha yani mantık silsilesiyle yanlış yerlere doğru gidiyor çözümlerde. İşte çok ileri yaştaki kişilerin böyle uzun zorlayıcı yürüyüşler yapması gibi. Çünkü herkes birbirine öyle diyor. Yani halk arasında işte bacım sen yürümüyorsun da onun için oluyor bunlar falan gibisinden herkes birbirini yürümeye teşvik ediyor. Buradan yanlış anlaşılmasın lütfen. Onu biraz açmak isterim. Çünkü yürümek çok iyi bir spor. Ama herkes için değil. İşte 75 yaşında 110 kilo bir kadında dizinde işte halk tabiriyle kireçlenme meydana gelmiş ki bu biraz önce söylediğim gibi aslında eklemin aşınmasıdır bu. Bunun yürümesi aslında uzun yürüyüşler yapması zarar. Halbuki herkes birbirine tam tersini söylüyor. Bunlara inşallah daha detaylı gireceğiz. Peki hocam şimdi diz bursalar var, çapraz bağlar var, orada menisküs yapısı var, kıkırdaklar var, çok karmaşık evet yapı. Evet. Ve bunların birinde çıkan sorun genç yaşta da olsanız hayatınızı çekilmez hale getirebiliyor. Tabii ki. Değil mi? Tabii çünkü sizin de ilk başta söylediğiniz gibi diz eklemi bizim vücudumuzu taşıyor. Dolayısıyla ona olan bir problem, onu ilgilendiren bir problem bizim mobilitemizi, hareketimizi engelliyor. Düşünsenize her istediğiniz yere gidemiyorsunuz veya
gitseniz bile sıkıntıyla gidiyorsunuz ve mutsuz ediyor sizi. Yüzünüzün bu. Şekli arkadaşlar, değişiyor. Tabii. Yani o yüz ifadenize yansıyor. Hı-hı. Dediğiniz çok görüyoruz biz hastalarımızda. Yani en basitinden arkadaşlarınızla bir yere gideceksiniz. Herkes güle oynaya giderken atıyorum trekking yapıyorsunuz. Ama sizin diz ağrınızdan dolayı gittiğiniz yerden mutlu olamıyorsunuz. Yani hı-hı, böyle bir şey. Hı-hı. Onun için diz eklemi en başta geliyor ama yük taşıyan bütün eklemlerde bu böyle. Peki en çok karşılaştığınız problem ne dizde? Evet, şimdi şöyle, diz eklemi kompleks bir eklem, karmaşık, hı hı, bir eklem. Sadece kemik değil, kıkırdak, bağ, menisküs gibi birçok şeyin, hı hı, işin içine karıştığı bir eklem. Ve de hemen hemen her yaş grubunda, hı hı, değişik kategorilerde olmak kaydıyla değişik problemler var. Yani, hı hı, tek bir problem yok. Biraz önce bahsettiğimiz işte ileri yaşlarda hem kilo hem yaşlanmaya bağlı, yaş almaya bağlı problemler, dejeneratif problemler, hı hı, görülürken çocukluk çağında da gözüküyor. Yani doğuştan olan problemler bile var. Yani doğuştan diz çıkığı, doğuştan işte menisküslerin şekil bozuklukları, hı, diskoid menisküs, bunlardan bahsedeceğiz vakit olduğunca. Sonra daha ileriki yaşlarda, daha gençlik çağlarında işte o zaman çok spor yapmaya bağlı işte menisküs, hı, ve bağ yaralanmaları, kıkırdak problemleri. En sık gördüğümüz problemlerden birisi diz önü ağrısı ya da prepateller, hı hı, ağrı dediğimiz, hı hı, ağrı spektrumu. Daha sonra da dejeneratif problemler gözüküyor. Onun için her yaş grubunda aslında değişik problemler yaşıyoruz. Bunlardan bahsedelim. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz ama bir anatomisini iskeletimiz üzerinde anlatacağız. Öncesinde bir sokak röportajımıza bakalım. Sorduk, dizleriniz ağrıyor mu? Ne yapıyorsunuz ağrıdığında diye. Bir izleyelim, cevapları alalım halkımızdan. Hanımefendi, dizlerinizde ağrı oluyor mu? Çok şükür bende yok. Neye bağlıyorsunuz bunu? Düzenli bir yaşamım var. Kendimi seviyorum. Üzülmüyorum. Her şey üzüntüden geliyormuş. Ben de üzüntülerim böyle muhabbet, sohbet arkadaşlarımla, etrafla gülücükler saçaraktan böyle oluyor. Çok şükür Allah'a. Kaç yaşındayız söyleyebilir miyim? 62. Maşallah. Peki kilo almanın dizlere yük bindirdiğini biliyorsunuz herhalde. Evet, evet. İhtimam gösteriyorsunuz. Tabii ki ekmek yemiyorum. Şekerden uzağım, tuzdan uzağım. Dizlerimle ilgili sıkıntım çok vardı ama ameliyat oldum. Ne ameliyat oldunuz? Diz kapaklarımdan şey vardı, menisküs vardı. Başka kireçleme olmuştu, bir de ne olmuştu ya, bir şey daha olmuştu ama. Protez mi taktılar? Yok yok, da normal ameliyat oldum. Ama Allah'a çok şükür şimdi çok iyi. Rahat yürüyebiliyor musunuz? Evet. Yürüyüş yapıyorum. Ekmek, şeker bıraktım. Kilo vermem lazım. Onlara işte dikkat ediyorum. Allah'a şükür şimdi çok iyiyim ama. Dizlerinizle ilgili hiç sorun yaşadınız mı? Yaşıyorum. Yani bir menisküs şeyi, ne diyorlar, zedelenmesi, yırtık falan değil de deformasyon. Nasıl bir çözüm buldunuz bunun için? Vallahi ara ara fizik tedaviye gidiyorum. Arkadaşlarım iğneler yaptırıyorlar ama hiç faydasını görmüyorlar. Bunu ben buradan belirteyim. İnsanlar bir sürü paralar harcıyorlar o PRP falan. Fakat sürekli yaptırmak gerekiyor. Spor yapmak gerekiyor, hareket yapmak gerekiyor. Faydasını görüyorum ben ama iğne yaptırmadım. Evet hocam, izledik sokak röportajlarını. Herkes bir muzdarip bu konudan. Değil mi? Evet, bu arada çok güzeldi röportajlar. Beğendiniz mi? Tam böyle can alıcı noktalara çok şikayetleri bahsedeceğim, var. Bahsedeceğim, onlardan biraz yorum yapacağım. Şimdi şu diz eklemini şurada bir anlatalım. Benim elimde minik bir maketim var ama orada tam bir maket var. Bunu biraz yakın gösterebilirsek. Şimdi diz eklemi, biraz önce de bahsettiğimiz gibi, vücudumuzun tüm ağırlığını birebir taşıyan eklemlerimizden bir tanesi. Şimdi alt tarafta tibia, halk arasındaki tabirle kaval kemiği, üst tarafta uyluk kemiği, burada karga kemiği ya da fibula, burada da patella dediğimiz diz kapağı kemiği var. Onun için 4 tane ayrı kemikten oluşuyor. Biraz karmaşık bir eklem ama onun da haricinde yan bağlar,
menisküsler, çapraz bağlar bu eklemin kompleksitesini biraz daha artırıyor. Futbolcuların o yırtılır falan, evet, değil mi? Çapraz bağ en sık duyduğumuz şey menisküs. Menisküs de meşhurdur bu. Ama sokak röportajında gördüğümüz gibi aslında hani benim dizimde menisküs varmış ama yırtık değil. Hmm. İşte deformasyon dedi hanımefendi, dejenerasyon aslında, yani yıpranma. Şimdi diz eklemi hareket ettikçe arada iki kemiğin arasında bir conta gibi, bakın şu mavi olarak yapılmış kısım bir conta gibi görev yapan ya da bir menisküs. Evet, şu aradaki kıkırdağımız, yani şu conta gibi görev yapan ya da amortisör gibi görev yapan şey iki kemiğin birbirine sürtünmesini azaltıyor. Kayganlaştırıyor. Evet, yani rahat hareket etmesini sağlıyor. Bir de amortisör gibi aynen öyle yükümüzü birazcık yumuşatıyor. Sertacığım bak böyle. Evet, yumuşatıyor. Dolayısıyla bu çok önemli ama bağlar da çok önemli. Çünkü bağlar da eklemin tam bir uyum içinde hareket etmesini sağlıyor. Bağlarımız olmadığı zaman da biraz böyle oynaklaşıyor. Yani istemediğimiz hareketleri yapıyor. Bir gevşeklik, bir laçkalık yapıyor. O da tabii erken dejenerasyonu yol açıyor. Yani bütün buralarda bir problem çıkarsa dizimiz ağrıyabiliyor. Evet, evet. Öyle diyoruz. Tabii biraz önce söylediğim gibi yaşa bağlı bir takım dejeneratif değişiklikler, yani yıpranma problemleri olurken daha genç yaşlarda işte menisküs yırtıkları, çapraz bağ yırtıkları, kıkırdak sorunları, diz önü ağrısı gibi problemleri görüyoruz. Peki hocam, şimdi şurada menisküste bir yırtık oldu diyelim. Evet. Bu tamir mi ediliyor yoksa ters tabii mi tutmuşum? Özür diliyorum, ben ters tutmuşum. Her şeyim ters benim. Burada menisküste bir yırtık olduğunda yama mı yapıyorsunuz yoksa tamamen mekanizma çıkıp yeni bir mekanizma mı geliyor? Şöyle, tabii diz maketi bir takım şeyler anlatmak için çok faydalı ama tabii tam böyle gerçekçi değil. Önde mesela bir patella dediğimiz tabii, şu diz kapağı kemiğimiz yok, üstündeki kaslar yok ama dediğiniz şeyi şöyle cevaplamaya çalışalım. Menisküs dediğimiz şu aradaki kıkırdak yapı. Eklemin uyumunu sağlıyor, rahat hareket etmesini sağlıyor. Conta gibi, amortisör gibi görev yapıyor. Yani kemiklerin birbirine zarar vermesini engelliyor. Bir yırtık olup da, genç yaştan bahsediyoruz tabii ki, bir yırtık olup da mekanik belirti, araya takılma, kilitlenme gibi yapacak olursa bunu mutlaka ameliyat etmek lazım ki biz bunları kapalı yöntemlerle, işte artroskopi dediğimiz yöntemlerle yapabiliyoruz. O yöntemlerde de aslında mümkünse İlk tercih edilecek yöntem menisküsü tekrar orijinal haline getirmek üzere dikmek, yani tamir etmek. Eğer tamir edebiliyorsanız hasta için çok iyi bir şey. Çünkü hiçbir eksikliği kalmıyor. Eski orijinalliğini geri kazandırmış oluyorsunuz. Ancak tabii ki çok mecbur kaldığımız durumlarda artık tamiri mümkün değil tarzındaki yırtıklarda yırtık kısmı alıp en azından takılma, sürtünme, daha fazla aşınma yapmasın diye menisküsün bir kısmi alınması operasyonda yapabiliyoruz tabii ihtiyaç halinde. O zaman da tabii ki ilk başta o mekanik problemler geçiyor, hastamız rahatlıyor. Ama tabii 10 yıllar sonra veya 5-10 yıl sonra, o 20 yıl sonra bir takım dejeneratif problemler ortaya çıkma ihtimali artıyor. Düşünsenize biz dedik ki yani conta gibi, amortisör gibi görev yapıyordu dedik. Bu contanın olmaması, bu iki kemiğin birbirine daha fazla sürtünme ve aşındırma yapması anlamına geleceği için çok ileri yaşlarda görmeyi beklediğimiz dejeneratif problemleri daha erken yaşta görmeye başlıyoruz. Mesela 70'li yaşlarda bir dejeneratif problem gördüğümüz zaman buna çok şaşırmayız. Yani yaş almışız, bunları göreceğiz deriz ama işte 30'lu 40'lı yaşlarda dejeneratif problemleri, işte halkın diz kireçlemiş dediğim şeyi gördüğümüz zaman o zaman tabii üzücü bir durum. Bu duruma düşmemek için menisküslerimizi korumamız gerekiyor. Peki şimdi süremiz azalıyor. Sizin bazı röntgenler var, hasta röntgenlere. Arkadaşlar onu ekrana getirebiliyor muyuz DSF olarak? Orada bir aşınma söz konusu ve değil mi? O aradaki boşluk tamamen gitmiş. Röntgenleri arkadaşlar, siyah beyaz. Diz kireçlenmesiyle ilgili olan bir görselimiz vardı. Evet, onu ekrana getirebilir miyiz? Evet, sağ olun. Şimdi oturabiliriz biz o ekrana geldiğinde. Şimdi burada anlatalım. Ekranda gördüğümüz 32 yaşında bir kadının bir ayaktayken çekilmiş bir diz röntgeni var. Bu sağlam onun da, mı? Evet, 32 yaşındakini sağlam olarak kabul ediyoruz. Tamam. Bir de onun sağ tarafında bir
röntgenimiz daha var. O da 66 yaşında bir kadın. Ayaktayken gene çekilmiş bir şeydi. Dikkat ederseniz 32 yaşındaki kadının röntgeninde iki kemiğin arasında düzenli bir boşluk gözüküyor. Evet. Aslında bir insanın ayaktayken röntgen çektirdiği zaman arada boşluk gözükmesi, yani gerçekten bir boşluk olması mümkün değil. Yani sonuçta ağırlıkla iki kemiğin birbirine yapışması lazım, birbirine değmesi lazım. Ki bu arada gördüğümüz boşluk aslında gerçek bir boşluk değil. Bu menisküsler ve kıkırdakların filmde röntgende gözükmemesinden kaynaklanan aslında bir orada bir şey var ama biz görmüyoruz. Evet. Halbuki sağdaki filme baktığımız zaman dizin iç kısmındaki kıkırdaklar tamamen kaybolmuş ve kemikler birbirine değmiş. Yani bu kıkırdakların aşınması anlamına geliyor. Peki hocam bunu nasıl toparlayacağız? Şimdi bu duruma gelmeden önce aslında önlem olarak işte kilomuzu mutlaka düşük tutmamız lazım. Düzenli kas kuvvetlendirici egzersiz yapmamız lazım. Sağlıklı beslenmemiz lazım. Ama iş bu duruma gelmişse o zaman eğer hayat gerçekten zor bir duruma gelmişse, hayat kalitemiz çok düşmüşse, başka yöntemlerle işte egzersizdir, fizik tedavidir, ilaçlardır. Bunlarla da işi çözemiyorsak, hasta hala ben çok memnun değilim diyorsa o zaman protez ameliyatları söz konusu oluyor. Oraya bir virgül koyalım. Evet. İstanbul'dan Nesrin Hanım hattımızdaymış. Günaydın Nesrin Hanım. Günaydın Nesrin, merhaba. Buyurun sorunuzu da alalım hemen. Hemen soruyorum. Hocam merhabalar. Merhabalar. Sanıyorum annem 100 kilo. Ve biz eklem ağrısı olmuştu, doktora gittik. Hani ameliyat falan demişlerdi ama annem diyabet hastası. Bunun bir statüsü olduğunu bu bir. İkinci soru da şöyle bir şey. Aynı zamanda ayaklarında da kireçlenme olmuş, iki bitleşmişti. Tekrar ona da ameliyat dediler ama kilo vermezsek tekrarlamak için yüksek gelişme söylediler. Bununla ilgili de bilgi istiyorum. Peki. Geçmiş olsun, hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Evet hocam, buyurun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Daha iyi mesaj vermemiz açısından da vesile olacak bu şey vesilesiyle, soru vesilesiyle. Şimdi bir kere hastamızın yaşını öğrenemedik ama muhtemelen 60-70 yaş grubundadır. Hastanın yaşı ne olursa olsun, eğer hasta idare edebiliyorsa, demin de söylediğim gibi, yani fizik tedaviyle, egzersizlerle, bir takım ilaçlarla hastamızı rahatlatabiliyorsak bir kere ameliyat geciktirilmesi lazım. Yani ne kadar gecikirse o kadar iyi. Çünkü buraya koyacağımız protezlerin belli bir ömrü var. Ne kadar geç yaparsak ameliyatı, insanın ortalama ömrü belli. Bir ameliyatta bu işi bitirmek gibi bir ihtimali yükseltmiş olacağız. Ancak biz ameliyatın gerçekten gerekli olduğunu, diğer tedavilerin de tamamen yapıldığını varsayarak bu soruyu cevaplayalım. Tamam. Şimdi hastamızın diyabeti olmasaydı keşke daha iyiydi. Ama durum var. Var. Ne yapacağız? Tabii ki ameliyatı gene yapacağız ama bütün önlemleri biraz daha hassasiyetli alarak yapacağız. Diyabetini regüle edeceğiz. İşte kilo verebilirse çok daha iyi. Öncesinde enfeksiyon odağı olan bir kulak iltihabından tutun da tırnaktaki bir yaraya, parmak arası mantara kadar herhangi bir enfeksiyon olmamasını garanti altına alacağız. Yani öncesinde bir hazırlık dönemi yapacağız. İyi bir anestezi ve dahili işte bütün her yönden incelemelerimizi yapıp önlemlerimizi alıp gene de yapacağız. Çünkü bu hastamızın diyabeti olmasaydı bu ameliyatın hiçbir riski yok muydu? Gene vardı. Yine. Ama yani belli bir oranda, kabul oranlarında. Dolayısıyla bu hastalarda ameliyat yapılmaz diye bir şey yok. Sadece biraz daha önlemlerini alarak mutlaka. İyileşme sürecini geciktirme diyabet. İyileşme sürecinde tabii yara iyileşmesi diyabette biraz daha geç olduğu için gene aynı şekilde ama önemli bir komplikasyon çıkmadan hani bir tabir vardır ya halk arasında, geç olsun da güç olmasın diye. Ne bileyim, bir ayda iyileşmez de iki ayda iyileşir, bir buçuk ayda iyileşir ama gerekiyorsa tabii ki yapılacak bu ameliyat. Yapılmaz diye bir şey yok. Bu arada o 100 kilo meselesine tekrar geri dönelim. Hastamızın mutlaka kilo vermesi ameliyatı geciktirme açısından büyük bir avantaj olacaktır. Yani ameliyat olsa bile ameliyatın daha kolay geçmesini sağlayacaktır. Onun için kilo verme çok önemli. Hocam son birkaç dakika, aslında konu çok geniş bir konu ama şunu soralım. Kireçlenme özellikle. Kireçlenmeyi önleme şansımız bizim var mı yaşam tarzımızla? Ve sonuçta kireçlenme oldu. Artık hareket kabiliyetimiz çok kısıtlandı. Evet. Bunun tedavisi için neler yapıyoruz? Şimdi
Kireçlenme deyince baştan da söyledik ya, halkımızın aklında hep böyle şey geliyor, dizimin içinde kireç birikmesi gibi. Onun için kireçlenmenin bir dejenerasyon olduğunu, yani bir yıpranma olduğunu tekrar vurgulayarak bu cevabı öyle vereyim. Şimdi önlemek için tabii ki bir şeyi yıpratmak istemiyorsanız iyi kullanmanız lazım. Tabii. Mesela bir ayakkabı aldınız, daha uzun süre kullanmak istiyorsanız onları düzgün zeminlerde, kilonuz daha düşük olarak, değil mi? Ve çok yıpratıcı olmayan bir kullanım biçimi göstermeniz lazım. Dolayısıyla yaşam boyunca kiloyu düşük tutmak lazım. Yaşam boyunca diz kaslarını kuvvetli tutmak lazım. Çünkü diz kaslarını kuvvetli tutunca ne olacak ki diye bir soru akla gelebilir. Çok şey oluyor. Diz kasları kuvvetli olunca dizin stabilitesi artıyor ve eklemin istemediğimiz anormal oynamalarını engel olduğu için daha stabil bir dizle bu aşınma süreci çok daha yavaş oluyor. Bir başka örnek vereyim. Mesela çapraz bağımız yırtılmış. Dizimizde bir gevşeklik var. Dolayısıyla yani bir gevşeklik olduğu zaman, bir oynama olduğu zaman iki yüzey birbirini çok daha aşındıracaktır. Bir sürtünmeye yol açacaktır. Dolayısıyla çapraz bağımız oldu veya menisküsümüzde ciddi bir problem oldu ve biz bunu ihmal ediyoruz. O zaman ne olacak? Daha erken yaşlarda bu diz aşınması, diz dejeneratif artriti ya da halkın tabiriyle kireçlenme daha erken olacaktır. O yüzden dizimize iyi bakmamız, tedavi gerektirdiği zaman zamanında yaptırmamız, kiloyu düşük tutmamız ve kasları kuvvetli. Beslenme etkili mi? Beslenme, kelle paça? Beslenme de çok önemli. ama şöyle söyleyeyim, sokak röportajınızda bir hanımefendi vardı, 62 yaşındayım dedi. Gayet iyi gözüküyordu. Çok pozitif. Demek ki sadece beslenme değil. Bu işte aslında multifaktöriyel dediğimiz çok faktör var yani. Bakın genetik önemli. Tabii. Anne babanızdan gelen şeyler önemli. Yani işte bir ayakkabı alıyorsunuz, çabuk yıpranıyor. Neden? Malzemesi kötü mesela. Onun gibi düşünün. Yani genetik çok önemli, kullanım çok önemli, kilo önemli, kas yapısı önemli, beslenme önemli. Yani bu anlamda sayılacak çok şey var. Multifaktöriyel derken bunu kastediyoruz. Bitti aslında ama bir soru soracağım. Bu kuru iğneler, kayganlaştırıcı jeller, bunlar dize yapılan enjeksiyonlar. Vallahi onun cevabını aslında hanımefendi verdi. Ne diyorsunuz ona? Benim annem için meraklı bunu bekliyor. Yapıyorlar ama fayda olmuyor falan dedi. Şimdi öyle demeyelim ama şöyle bir şey var. Ben bir bilim insanı olarak bilimsel veriler bunların çok ciddi objektif faydası olduğunu şu anda ispatlamış durumda değil. Dolayısıyla bunlara bir mucize gözüyle bakıp yani çok büyük şeyler, heveslerle girişmek bence çok doğru değil. Yani bakın bunlara yöneldiğimiz zaman o zaman insan biraz kolaya kaçıyor. Nasıl olsa iğne yaptırdım diyor ve nasıl olsa bitkisel ilaç aldım diyor ve egzersizi, kiloyu ihmal ediyor. Halbuki en önemli şeyimiz kilomuzu düşük tutmak, tekrar söylüyorum. Egzersiz yapıp kasları kuvvetli tutmak, iyi kullanmak. Bu ağızdan alınan bir takım şey, köpek balığı, kıkırdakları hepsi falan filan. Hepsi aynı. Nihai çözüm değil. Yani kesinlikle nihai çözüm değil. Onun için bizim sarılmamız gereken 3 tane şey var. Yaşam tarzımız, yani iyi kullanmak dizimizi, kiloyu azaltmak, egzersizle dizleri kuvvetli tutmak. Onun haricindekiler biraz teferruata giriyor. Evet, bu konu annemin de çok merakına mucipti, hevesle izliyor eminim. Ve o yaş grubu, çok teşekkür ediyorum Sinan Hocam. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Sağlık Merkezi'nin bugün de sonuna geldik. Yarın sabah programda diyabet konuşacağız ve pankreas kanserinin tedavisini konuşacağız. Yarın sabah birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz efendim. Hoşçakalın.